Transfer olmayacak mı Fenerbahçe'de? Yani Rebiç için bir çalışma olduğunu söylemiştim önceki yayınlarda. Açıkçası oyuncunun şeylerine falan ulaşmaya çalışıyorum. Ses çıkmıyor. Bir sessizlik söz konusu. En son öğrenebildiğimde, oradaki gazeteci arkadaşlardan öğrenebildiğimde Milan'ın ciddi bir bonservis talebinin olduğu yönündeydi. Yani bu bonservis talebini Fenerbahçe ne kadar karşılayabilir, ne kadar şey yapabilir, aşağı çekebilir, bu kısımdaydı. Yani bir bonservis pazarlığı vardı. Oyuncunun buraya gelmeye soğuk bakmadı ama yine iyi beklentilerinin olduğunu, onunla da bir pazarlık olduğunu söyleyebilirim. Böyle bir çalışma var. Olacak mı transfer? Ben %50'nin üstünde görmüyorum. Ama muhtemelen başka isimler de böyle geliyordur gündelik vesaire. Çünkü dedim ya, Fenerbahçe biz şu bölgeye bir oyuncu almalıyız düşüncesiyle kesinlikle işte araştırma, böyle şu bölgeye odaklandık düşüncesinde değil. O yüzden farklı bölgelerle isim çıkıyor. Hani hem maddi açıdan zorlamayacak çok fazla, hem de Fenerbahçe'nin oyuncu kalitesini geliştirebilecek bir fırsat olursa, işte Rebic gibi mesela. Fenerbahçe'nin sol açıkta eksiği var. Orada Lincoln'u kullanıyor. Rossi orada bir tek oyuncu. O bölgenin oyuncusu diyebileceğimiz oyuncu. Böyle bir fırsat var. Uğraşılıyor. Ama ben hala kalan süreçte, ki bugün 2 Mart değil mi? 3 günlük bir süreç kaldı. Bugün Üçü bu. kaç? Üçü, 3 Evet, Mart. yani tarihi şeyini biraz kaybettik. Yani 2 günlük bir süreç kaldı. Ben transfer olma ihtimalini %50'nin altında görüyorum. Ama dediğim gibi Rebiç'le ilgili çalışma var. Eğer olursa da muhtemelen Alioski ile yollar ayrılır ve Rebiç konusunda da mutlu sona, yani bir şey olursa Alioski ile de yollar ayrılır. Alioski bundan bağımsız da gidecekti bu arada. O deprem dönemine denk geldi. Bazı bir şeyler oldu, gidemedi. O yüzden Alioski'nin de hala gitme ihtimali bulunuyor yüksek bir şekilde. Bu arada 3 Mart demişken ben bir haber okumuştum. Sanırım Lucas Moura'ya da 3 Mart'a kadar bir kararını ver falan diye bir şey söylenmiş. O bir Ya haber mi? son gün bu Lucas Moura ile ilgili çok haber çıktı ama ben menajeri de yalanladı zaten. Yani belki bir fiyat sorulmuştur. Ben gene haber yalanlamaya diyorum da, yani Lucas Moura, burada daha önce de anlattım. İşte Fenerbahçe'de transfer haberi yok. İşte sosyal medyada taraftarlar işte Galatasaray onu alıyor, bunu alıyor. Biz de bunu alalım. Bu boş tane uygun, kendilerince belirledikleri. Twitter'dan başlayan, sonra saçma haber sitelerinin haber yaptığı, o saçma sitelerden dış basındaki böyle daha alakasız yerlerini aldığı, oradan dönen dolaşan böyle bir dedikodu havuzundan ibaret Lucas Moura. Şimdi o zaman yavaştan Kayseri maçına dönelim mi? Ne dersin? Olur, soru da alabilirsin. Sıkıntı yok, Soru da kazanabilirsin. alabilirim. Benim var sorularım. Onlar yeterli değil mi? Hiç fark etme. Ya Yok, millet, insanlar, bu arada ben şeyi soracağım. Çok yorumları affedersin. okuyamıyorum, o yüzden sana pas atıyorum. Olsun. Şeyi soracağım. Hani bu dedin ya işte Galatasaray onu alıyor, biz de bunu alalım kafası Mora'da böyle bir isim. Ya bu çok yanlış bir şey değil mi? Yani ben en azından öyle düşünüyorum. Hani tamam Galatasaray bir yıldız alıyor, biz de alalım falan kafası. Vallahi Songül, her yayında anlatmaya çalışıyorum. Bu yıl Fenerbahçe, Galatasaray bu yıl çok iyi kadro kurmayı, yıldızlarla dolu bir kadro kurmayı tercih etti ve yanına başka doğruları ekleyerek şu anda önüne gidiyor. Fenerbahçe iyi bir hoca altında, iyi oyunculardan oluşan, geniş kapsamlı, üç kulvarda mücadele edebilecek bir kadro kurmayı uygun gördü. İşleri iyi giderken herkes bunun daha doğru olduğunu düşünüyordu. Ya o yüzden ben sürekli böyle hani sallayan da olmak istemiyorum. Çünkü bir şeylerin değişmeyeceğini artık düşünüyorum. Yani bu konuda şey, ama ya işte taraftarın lafıyla hareket edilmez diye futbolda bir söz var. Üst tarafta konuşulan. Fenerbahçe bu sezona güçlü bir hoca, iyi bir takım. Fenerbahçe'nin iyi bir takımı var. Evet, şu anda ilk 11 olarak ben bunu sene başında herkes aksini söylüyorken söylüyordum. Galatasaray'ın ilk 11 anlamında Fenerbahçe'den daha kaliteli bir kadrosu var. Ama Fenerbahçe kendi yapısına göre öyle bir yapı kurmayı uygun gördü. Bugün olsaydı keşke bunlarla hareket edilmez, ama
Galatasaray sene başında iki tane son dakika golünden bir tanesini eksik atsa başka bir şey konuşacaktık belki. Futbol mutlak doğruların olduğu, mutlak şeylerin olduğu, bunu yaparsan böyle olur gibi tek doğrunun olduğu bir oyun değil. Fenerbahçe kendi planını yaptı, bununla yola çıktı. Galatasaray bir plan yaptı, bununla yola çıktı. Türkiye'de bunların dışında da biliyorsunuz şeyler oluyor Türk futbolunda. Ve şu anda bu noktadayız. Yani şimdi bu takıma ya böyle Lucas Moura gelse, şimdi bu takımın bir maaş şeyi var. Ya tabii ki kaliteli isimler gelsin. 5 milyon euro istiyor Lucas Moura. Sen aldın Lucas Moura'yı. O takımda nasıl? Şimdi diyeceksin ki Galatasaray'da nasıl oluyor? Ya Galatasaray'da başka bir yöntem şey yaptı. Yıldızları getirdi, birçok para verdi. Tartışılmayacak isim getirdi. Yerlerine de zam vesaire. O da başka bir sistem, başka bir düzen kurdu. Orada da çok azalanlar var. Sonuçlar iyi gelince bunlar sorun olmadı. Daha iyi gitti. Fenerbahçe'nin izlediği yolda da, ya Fenerbahçe de kötü gitmiyor. 6 puan var. Şans, fikstür şansı, ufak tefek, yani bir gol, bir direkten top. Futbol da önemli olan doğru yaptığınızı gördüğünüz şeylere, doğru sonuç veren şeylerin üstüne koyarak devam etmek. Ama Türkiye'de her şey bir bütün. Buna yakın bir bilinçte taraftar kitlesi yok. O onu aldı, ben de bunu alayım. Yıldız gelsin, o gelsin. Sonra sezon sonuna doğru Fenerbahçe de yaptı bunu. Başarısız oldu. Ya illa bu tutacak diye bir şey yok. Yıldız gelse, ya bu taraftar değil miydi kardeşim? Yıldızlar gel. Ya Aziz Yıldırım giderken seçimdeki en büyük argümanlardan biri, bize böyle bitmiş yıldızları getirmeyin, genç oyuncular getirin, bıktık biz bundan vesaire. Buydu argüman. Şimdi ne? Şimdi yıldız getir Ali Başkan. Adamı, önceki adamı bundan yollayıp bu başkanı bundan dolayı sevdiniz. Şimdi bunu yapıyorsunuz. Ey kardeşim, sizin her gün değişen ruh halinize göre insanlar hareket edemez. Ya bunlar, ben bunları söylüyorum. Ben bunları söyleyince de hiçbir işe yaramıyor açıkçası. Yani bilmiyorum. Kendimi gerçekten Don Quixote gibi hissediyorum biraz. Ama bu şekilde, ya ben geçen A Spor'da yayında Fenerbahçe Türkiye Kupası'nı dahi alsa başarıdır dedim. Bir o kadar çok yazan olmuş. Sen Fenerbahçe'yi ne sanıyorsun? Türkiye Kupası nasıl başarısız? 8 yıldır kupa yok. Adam kupa beğenmiyor. Slogandan, slogan atmaktan, slogan olarak yaşamaktan, Fenerbahçe çok büyüktür, Fenerbahçe şöyledir, böyledir demekten, gerçeklerden o kadar kopmuş ki adam. Gerçeklerden kopmayalım. Futbolun gerçeklerinden kopmayalım. Ülkemizin gerçeklerinden kopmayalım. Kendi gerçeklerimizden, hayat gerçeklerimizden kopmayalım. Gerçeğe dönelim ki Fenerbahçe'de başarı artık gelebilsin.